Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler programımıza. Hoş geldiniz. Saatler tam 15'i gösterirken Spor Kazanı başladı ve birlikteliğimiz 1,5 saat boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız programımıza. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Belçika deplasmanında Union Saint-Gilloise maçını oynayacak. Saat 23'te ilk maç. Bu maç öncesi Fenerbahçe'deki son duruma bakacağız. Dün de UEFA'nın zorunlu tuttuğu basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi basın karşısındaydı. Bakalım Michy Batshuayi bu maçı nasıl değerlendirdi? Soru şu şekildeydi. Uzun süredir Belçika dışındasın. Belçika futboluyla alakalı olarak neler söylemek istersin? Futbol gelişimini nasıl görüyorsun? Cevap, elbette ki gelişimden dolayı gerçekten gururlu olduğumu söyleyebilirim. İyi oyunlar ortaya koyuyorlar. İyi takımlar mevcut Belçika'da ve onlar açısından da tabii ki de mutluluk duyuyorum ve fazlasıyla da gelişimin, evrimin olduğunu düşünüyorum Belçika futbolunda ve tabii ki de bu da olması gereken bir şey. Dolayısıyla bu gelişimi takdir ediyorum. Michy Batshuayi'nin açıklaması kısaydı. Gelişim var. Belçika futbolunda gelen itibariyle rakibimize de saygı duyuyoruz dedi Michy Batshuayi açıklamalarının devamında. Bakalım teknik direktör İsmail Kartal bu maçı takımı Fenerbahçe'de nasıl değerlendiriyor? Maçın değerlendirmesini oynamadan tabii ki yapamayacağımıza göre rakiple ilgili birazcık bir şeyler konuşmam gerekiyor. Rakibi yeterince izlediğimizi, yaptığımız analizler sonucunda çok iyi bir takım olduğunu, komplike bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Koşan bir takım, çok savunmada ve hücumda organize bir oyun güçleri var. Bunları hepsini biz izleyerek ekiple beraber oyuncularımıza da gösterdik, anlattık. Biz de güçlü bir takımız, kaliteli oyunculara sahibiz. Biz de buraya bu turnuvanın başından beri söylediğim şey, gidebildiğimiz yere kadar gitmek bizim hedefimiz. Yarınki maçta da biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan iyi bir sonuçla İstanbul evimize dönmek istiyoruz. Yarınki maçla ilgili elimizdeki kadroya göre en iyi şekilde değerlendirip buradan istediğim oyunu ortaya koyabilecek oyuncularla en iyi mücadelemizi rakibe hissettirerek, göstererek istediğimiz sonucu almak için sahaya bir 10 yıl süreceğim. Sonuçta dediğiniz gibi 3 günde maç oynuyoruz biz. Hafta sonunda çok önemli bir maçımız var. Ama en önemli maç bizim için yarınki maçımız. Yarınki maçtan söylediğim gibi elimdeki oyuncuların yarınki maçta en idealine yakını, en iyi sonucu alabileceğim oyuncularla yarınki maça çıkmayı hedefliyorum ve bu konuda da iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Michy Batshuayi çok duygusal bir çocuk. Çok iyi bir oyuncu. Onu ne zaman konuşacağımızı, ne zaman iletişimde olduğumuz zaman hangi maçta neler vereceğini çok iyi biliyorum. Onu iyi tanıyorum, iyi tanıdım. Sonuçta bizim için lig de çok önemli, Avrupa maçları da çok önemli. Bu gece antrenmandan sonra ekip arkadaşlarımla bir toplantı yapıp yarın sabah karar vereceğim. Demincelikle söylediğim gibi biz buraya elimizdeki mevcut takımla birlikte full kadro geldik. Bir iki tane sakat oyuncularımızı getiremedik. Bu da ne demek oluyor? Biz birinci günden bugüne kadar aynı şeyi söyledim, aynı yerdeyim. Biz bu kupada, bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu da demek oluyor ki çok fazlasıyla bu turnuvayı umursuyoruz. Bizim bu seneki Fenerbahçe'miz güçlü bir kadroya sahibiz, geniş bir kadroya sahibiz ve karakterli oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Hepsiyle birlikte ben her zaman görüşüyorum, her zaman iletişim halindeyim. Futbolda her zaman her kulvarda gireceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de burada elendi. Birçok takım da sürprizler yaşayarak o turnuvadan elenebiliyor. Sonuçta biz bugüne kadar, şöyle söyleyeyim size, biraz daha sizin zihninizi açayım o zaman. Bu sorunuza ben de bir soru sorayım size. Benim takımdaki oyuncular milli takıma gidenler şu an 50. maçını oynayacaklar yarın. Evet. Tamam. Bu çok yüksek bir rakam. Normalde 50 maç oynayan bir takımda bu kadar 3 günde 4 günde maç oynaması kolay değil. Bugün Liverpool takımında 13 tane sakat oyuncu var. Onun için bütün futbol dünyası, futbol bilim insanları, futbol adamları bu çok fazla maç oynamaktan yakınıyor. Biz de bundan yakınıyoruz. Fazla maç oynadığımız için o gün takımımız yeterince konsantre edemedik. Konsantre değillerdi.
Öyle bir mağlubiyetle biz o turnuvadan, kupadan elendik. Bu demek değil ki yarınki maçta kötü olacak veya eleneceğiz. Olabilir. Yarın maç iyi geçebilir, bu turu geçebiliriz, elenebiliriz. Ama bizim önümüzde şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Biz asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarınki maçtan da ve bu turnuvadan da asla vazgeçmiş gibi niyetimiz yok. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Şu an onların tedavileri devam ediyor. İstanbul'da bıraktık. Avrupa Lisesi'nde olmayan Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Müdür hepsi birlikte çalışıyorlar. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mişi Batshuayi'yi dinledik değerli inciler. Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise takımında bir stoper sorunu yaşandığından bahsediliyor. Savunma hattındaki sakatlıklar teknik direktör Alexander Bresini'yi zor durumda bıraktı deniyor. Üçlü defans oynayan ve kadrosunda 5 stoper bulunan Belçika takımında iki isim sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Saint-Gilloise'nin Arjantin stoperi Kevin McAllister 28 Şubat'ta Kulüp Brugge'le oynanan kupa maçının 20. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkartıldı. Hafta sonu ligde oynanan Luen maçında forma giyemeyen McAllister'ın Fenerbahçe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor. Yani bu akşamki maçın kadrosunda yer almayacak. Önemli ve deneyimli oyunculardan bir tanesiydi. Dengeli bir stoper. Belçikalı stoper Fede Leysen'de uzun süredir yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle yine maç kadrosunda yer almıyor. Teknik direktör Bleyes'in savunmayı Ross Skies, Christian Buruş ve Koki Machida üçlüsünden oluşturacak. Üçlü savunmayla, üçlü stoper bloğuyla oynayan ve bunlar da sürekli hareketli olabilen oyuncular. Dolayısıyla iyi bir savunma kurgusuna sahip olduğunu söyleyebiliriz bu takımın. Saint-Gilloise kulübesinde ise stoper orijini bir yedek futbolcu yer almayacak. Bu arada Buruş'un sarı kart cezası sınırında bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. İngiliz stoper bu akşam sarı kart görmesi durumunda İstanbul'daki rövanş maçında forma giyemeyecek. Sevgili İncer, Fenerbahçe bölümümüzde Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi ve camianın etkin isimlerinden Sayın Rahmi Eyüpoğlu bizimle birlikte. Rahmi abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Bu güzel İstanbul gününde tüm dinleyenlere selamlar olsun. Doğru, çok güzel de anlayamıyoruz sıcak mı soğuk mu, boşuna dememişler Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır diye, değil mi? Mart'ın kendine özgü aldatıcı bir havası ama yine de güzel. Yani baharı hissediyor olmak güzel. Yani dünkü yağmurlu günden en azından Kadıköy yakasında böyle hafif bir yağmur vardı. Bugün böyle güneşi görmek soğukta bazen iyi geliyor insana. Gün içerisinde ben bugün nedense belki de maç heyecanında verdiği bir ruh hali keyifliyim yani. Umarım maçta bu bahar havası gibi güzel olur Fenerbahçe adına. Ne diyorsunuz, nasıl bir maç bekliyor? Ya kura çekildiğinden beri nedense ben bu takımı, Belçika takımı çıksa iyi olur diyenlerdenim ama takımla ilgili yazılanlar, çizilenlerden sonra bir ara çekinmeye başladım. Bu akşam da inşallah kötü bir skor alıp dönmeyiz. Çünkü bu kötü skor bizim ligdeki ve sezon sonuna doğru gidişimizi etkiler diye korkuyorum. Kötü bir skor olursa İsmail Kartal'la uğraşacaklar. Diğer maçlara gelirken havası bozulacak diye korkuyorum. Çok arkadaşım gitti. Oradan iyi haberler ve iyi yorumlar geliyor. Bilet dağıtımında bir takım yönetim kurulunun hataları olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Yani çok bilet için başvuran var ve alamayan var ve klasiktir, bilet alamayınca biletler derneklere veriliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İnşallah GFB Europe biletlerin bir kısmını alıp maça gelip olay çıkarmadan çıkarlar da Avrupa defterimiz birazcık biliyorsun taraftar bazında iyi değil. Evet, bütün takımlar adına konuşmak gerekirse sorunlu, doğru söylüyorsunuz. Bu konuda takım desteklemeye giden taraftarlar maçı seyredip destekle devam ederler de kavga gürültü olmadan dönerler. Ama İstanbul'dan kulübe başvurup bilet alamayıp gidemeyen çok insanlık sanıyorum. Anladım. Maç atmosferi açısından da çevre ülkelerden gelecek taraftarlar hiç kuşku yok ki dolduracaktır stadı. Ama tabii ben her zaman olduğu gibi rakip takım tribünlerinde de Türk taraftarlarının olacağını düşünüyorum. Şimdi Belçika Avrupa'nın göbeği değil coğrafi olarak ama her yere çok yakın olan bir ülke.
Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan çok insanın rahatlıkla gelebileceği bir yer. Buralardan da eminim Fenerbahçe'ye gönül veren çok insan da maça gidecek. Bugün iki uçak vardı. Bir Brüksel, bir Amsterdam. Amsterdam uçağı daha dolu. Düsseldorf'a da giden çok var. Hı hı. Daha rahat maça gidebiliriz diye. Bunların hepsi başka şehirlere gittiler. Maç Belçika'da biliyoruz. Evet. Sayın Rami Eyüpoğlu bizimle birlikte. Rami abi tabii İsmail Kartal'ın sözlerini dikkatle dinledim. Bu maçla ilgili mesajını, temel mesajını merak ettiğim için özellikle. İsmail Kartal her iki kupada da gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz diyor. Bazılarına göre Fenerbahçe ligdeki şampiyonluk çok daha önemli olduğu için Avrupa Ligi'ne çok fazla enerji harcamayacak. Revize edilmiş bir kadroyla bu akşamki maça çıkacak düşüncesine sahip. Ama ben İsmail Kartal'ın dünkü açıklamalarından az önce dinledik. Böyle olmayacağını, Fenerbahçe'nin full performans oynamayacağını, gayret edeceğini ve az kadrosuyla sahaya çıkacağını düşündüm. Ne dersiniz? Bu birinci bölümde bahsettiğim türden düşünenler, yani konferans ligi bir kenara bırakılmalı, ligi Fenerbahçe kanalize olmalı düşüncesinin rasyonel yanları var mı sizce, yoksa bütünüyle yanlış mı? Vallahi ben de böyle olduğunu düşünmüyorum. Niye? Ankara Gücü maçına kadar herhangi bir yenilgi veya beraberlik aldı mı Fenerbahçe? Ne diyordu İsmail Kartal? Şimdi ligde bir kulvarda gidiyoruz. Avrupa'da bir kulvarda gidiyoruz. Artık Türkiye Kupası'nda bir kulvarda gidiyoruz. Her gittiği, her yürüdüğü yolu ayrı bir kulvar olarak gösterir ve bunu başarı olarak sunan bir hocaydı. Hadi şimdi Ankara Gücü'ne yenildik. Elendik. Kaldı geriye lig. Kaldı Avrupa. Tabii ki bunlar önemli kulvarlar. Hele Avrupa'da önemli bir kulvar. Hele hele en ciddi rakibinizin zamanında almış olduğu Avrupa'da bir kupa da mevcutken, çünkü bu taraftarlar birbirleriyle bazen de şakalaşıyorlar ve söz dalaşına giriyorlar. Ve ne oluyor? Biri size altı attık, öbürü ben de Avrupa şampiyonu oldum demiyor mu? Diyor. Dolayısıyla Avrupa'da da bir başarıya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin de, şampiyonluk gibi. Ve bu sefer bazen de net baktığınızda bu turu atlarsanız buna doğru da en yakın olduğunuz sene. Niye olmasın? Yani düşünsenize Fenerbahçe'nin Avrupa'da böyle bir final oynayıp kupa kazandığında, evet, İstanbul'un ve Türkiye'nin halini. Bence dolarla euro bile düşer bu sevinçten. Güzel bir yaklaşımdı bu. Şimdi eski başkan Sayın Aziz Yıldırım dün bir yazılı açıklama yaptı ve dedi ki bu dönem içerisinde benim başkanlığımla ilgili açıklama yapma yetkisi kimsede yoktur. Dolayısıyla başkanlık ya da seçimi konuşmak henüz erken. Önemli olan şampiyonluk. Bu türden konuşmalar ve benim ismimin sürekli ön plana çıkartılıyor olması futbolcuları etkiler, takımı etkiler şampiyonluk hedefi doğrultusunda dedi. Ben yeri geldiğinde zaten söyleyeceğimi söyleyeceğim. Ama daha önce de söylemiştim zaten söyleyeceklerimi. İşte FETÖ ya da işte terörist gruplara mensupların Fenerbahçe'ye ilişmesi ya da işte Fenerbahçe'den menfaat sağlayanların aday olması durumunda ben aday olacağım dedi. Ne dersiniz? Toplamda nasıl değerlendiriyorsun Sayın Başkan'ın bu vurgularını, mesajlarını? Farkında mısın? Son zamanlarda Aziz Başkan'ın adını daha sık konuşur olduk Fenerbahçe ile ilgili bölümlerde. Dünkü açıklamayı ben de dikkatli okudum. O zaman ben sana bir soru sorayım. Tabii. Sonra ben kendi cevabımı vereceğim. Aziz Başkan'ın açıklamasını okuduktan sonra ne düşündün Özgür? Tam olarak düşündüğüm şu: Aziz Yıldırım'ın kafasında bu seçimlerde etkin olarak rol almak, yer almak var. Bunu düşündüm tam olarak. Teşekkür ediyorum. Ben bu soruyu senin gibi birkaç arkadaşıma daha sordum. Çünkü ben de aynı fikirdeyim. Aziz Başkan önümüzdeki aylarda Fenerbahçe ile ilgili yokum demiyor, tam varım da demiyor. Ama bu açıklama aslında ben buradayım ve bu işe geliyorum mesajı vermek. Sahadayım diyor. Evet. Aynen.
Aynen. Biraz o son ifadeler suçlayıcı olmadı mı? Yani işte Fenerbahçe'de aday olanlar ya da Fenerbahçeliler Fenerbahçe başkanlığını hayal etmekte özgürdürler ve bu en doğal haktırdır. Ama işte Fenerbahçe'de menfaat sağlayanlar falan filan diyerek biraz suçlayıcı, sadece kendini ön plana çıkartan bir anlayışı sergilemiyor mu Aziz Yıldırım? Şimdi Aziz Bey'in şu an... Çok özür dilerim Rami abi. Anlatmaya çalıştığım şey tam olarak şu. Özür dilerim, sözünüzü kestim ama Aziz Yıldırım bu vurguları yaparak yani kendinden başka ideal bir başkan adayı olmayacağını vurguluyor temelde. Bu sözün alt metninde bu düşünce yatıyor bence. O yüzden özellikle üzerinde durmak istedim. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın Saadettin Saran'la bir derdi olduğunu bildiğim için ve şu ana kadar adaylarını açıklayıp yani hem de Ali Bey'le görüştükten sonra sen yoksan ben varım diyen tek kişi Saadettin Saran olduğu için ve Aziz Başkan'ın da onunla bir derdi olduğu için birazcık da ona yönelik salvolar yaptığını düşünüyorum. Hani neredeyse Saadettin Saran adaysa ben de geliyorum dediğini düşünüyorum. Çünkü kendi çevresine böyle konuşuyor. Anladım. Dün yönetim kurulu resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili niçin harekete geçilmiyor dedi. Tabii şampiyonluk yarışının Fenerbahçe ile Galatasaray arasında artık iyice yoğunlaştığı bu dönemde bu açıklamanın yapılması farklı farklı şekillerde Galatasaray tarafından farklı, Fenerbahçeliler tarafından farklı şekilde yorumlandı. Siz genel itibariyle nasıl bakıyorsunuz dünkü deklarasyona? Zaferin Rengi diye bir film vizyona girdi ve bu vizyona giren filmde Fenerbahçe tarihinin ne kadar eskilere dayandığı ve o taraftan bu zamana geldiğini anlatan bir film. Şimdi böyle bir filmin vizyonda olduğu zamanda Fenerbahçe'nin sadece 1959'dan bu yana futbol oynamadığı da net. Bu zaman arasında harcanan emeğin karşılığı olan şampiyonlukların da hala görüşülmemesi, bir karara bağlanmaması emeğe saygısızlık bence. Hı hı. Ama Futbol Federasyonu'nun saygısızlıklarını alt alta yazsak seninle beraber aralıksız 42 saat program yaparız. Bu böyle bir durum var. Bunun daha önceki konuşmalarımızda da söylemiştim. Bu iş kesinlikle bir sonuca bağlanmayacak ve hak ettiğimiz şampiyonluklar bizim hanemize yazılmayacak yani diye söyledim. Bu federasyon biraz zamana yayarak bu işi soğutmak, unutturmak mı istiyor acaba sizce? Yok, bu federasyon bu yıldızları Fenerbahçe'ye vermeyecek. Çok net. İşin komiği bundan sonrakiler de vermeyecek gibi gözüküyor. Anlıyorum. Peki. Sayın Rahmi Eyüpoğlu bizimle birlikte programımızın bu aşamasında Fenerbahçe'yi konuştuk ayrıntılıyla. Kendisi Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi. Rahmi abi benim soracaklarım bu kadar, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi bir Fenerbahçeli olarak ne ekleyebilirim? Biz bu akşam şu maçı kazasız iyi bir futbol oynayarak kazanarak turu garantileyerek dönelim. Başka bir şey istemiyorum. Nedense bu maçın benim üstümde böyle bir heyecanı var. Tüm Fenerbahçeliler ve tüm futbol severler yarın gülsün, mutlu olsun diyor. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Abi, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Size sağ olun. Rahmi Eyüpoğlu bizimle birlikteydi. Değerli İncer Fenerbahçe bölümümüzde Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi. Galatasaray yarın Süper Lig'in 29. haftasında açılış maçında Çaykur Rizespor'u Aslantepe'de ağırlayacak. Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı Galatasaray futbol takımında ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı Okan Buruk ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başardı. Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezonda son 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray ligde önemli bir istatistiğe sahip iç sahada. Okan Buruk iç saha serisinde 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak olmuştu. Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkardı Okan Buruk. Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak olmasına sadece bir galibiyet kaldı. Lucescu Galatasaray'ın başında Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk yarınki Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamın
rekoruna ortak olacak değerli dinleyiciler. Ama Çaykur Rizespor da elbette ki iddialı geliyor. Çaykur Rizespor ligdeki durumu düzeltmek istiyor. İyi bir kadroya sahip ama aynı ölçüde bunu sonuca yansıtıyor mu? Bu bence soru işareti Çaykur Rizespor adına. Bakalım son durum ne? Bunu öğreneceğiz. Sayın Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar. İyi çalışmalar dilerim. İyisiniz umarım. Şükür sizler de izlediniz şu anda. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var mı maç öncesinde eksik Çaykur Rizespor'da? Ya Benhur'u zaten biliniyor. Benhur'la uzun vadeli. Uzun vadeli. Işte bazı oyuncularımızın da bu anlamda hafta içi biraz sıkıntıları vardı. İşte Dal gibi, Emirhan gibi. Onların durum maç saati belli olacak. Haricinde başka bir sıkıntımız, başka bir eksiğimiz yok. Yani eksiksiz geliyor diyebiliriz Benhur dışında. Yani evet, şu anki durum böyle. Ama dediğim gibi Dalda Emirhan durum maç saati belli olacak. Anladım. İlhan Palut hafta içerisinde elimizden geleni yapacağız. Biz cesur futbol oynayacağız. Yani öyle savunmaya çekilen kapalı bir futbol anlayışıyla değil. Hızlı ucum anlayışımızı bütünüyle sahaya yansıtabilecek bir futbol oynayacağız dedi. Bu anlamda ben Çaykur Rizespor'un bu karşılaşmaya çok iddialı geldiğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Tabii ki iddialıyız. Birincisi şüphesiz bu sene Süper Lig'in iki tane formda takımı, iki tane iyi takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, bunlara karşı oynamak çok zor. Biz bu anlamda bu ligin en iyi takımlarının bir tanesi olan Galatasaray'a karşı İstanbul'dan puan ya da puan almayı arzuluyoruz, amaçlıyoruz. Bunu başarabilir miyiz? Bunu tabii göreceğiz ama başarmak için her türlü çalışmayı yaptık, her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Şunu gerçek ki bunu başarmak için o günkü biraz futbol şansı, o günkü saha koşulları, o güne özgü bazı işte unsurlar da yanımızda olmalı. Gündelik performans mesela, oyuncuların tabii yani, o günkü performansı. Tabii ki Allah korusun maçın başında şanslı bir gol, bir kart. Bütün bunlar tabii dengeyi değiştirir ama biz az önce anonsunuzdan dinledim. Okan hocamızı çok seviyoruz ama tabii ki İstanbul'da Galatasaray'ı deplasmanda yenebilmek bizim için de büyük bir tabii hedef. Çünkü bir futbol takımı bunu başarmak ister. Ama zor, çok zor olduğunu farkındayız. Bunu başarmanın şüphesiz yolları çok, 90 dakika savaşmak, mücadele etmek. Bu bağlamda bütün amacımızla bunu başarmaya çalışacağız. Bakalım maç sonunda başarabilecek miyiz, hep göreceğiz ama şunu biliyoruz ki maçın favorisi Galatasaray ama biz şunu sağlamaya çalışıyoruz, çalışacağız. Maçın sonunda evimizde en az bir puanla dönmek. Şüphesiz bu tabii büyük sürpriz olur. Yarın akşam bizim oradan galibiyetle ayrılmamız ya da puanla ayrılmamız spor kamuoyu tarafından bu sürpriz olarak yorumlanacak ama bizim açımızdan bu büyük çoğunluğun sürpriz gördüğü bu durumu başarmak, bunu gerçekleştirmek. Takımımız bunu yapacak kalitede. İnşallah maç günü şans yanımızda olur. Bunu başarabiliriz. Hakem yönetimiyle ilgili rizleriniz var, endişeniz var mı? Yani bu tabii her zaman konuştuğumuz bir konu. Biz yarınki maç öncesi böyle bir şey almak istemiyoruz tabii ki. Yani endişemiz var, tabii ki var. Bahattin Şimşek maçın hakemi. Son yıllarda bu konuda birçok örnek de var. Ama yarın inşallah maç sonunda kazanalım kaybedelim, hiç fark etmez. Maçın güzel bir maç olduğunu konuşalım istiyoruz. Hakimin konuşulmayacağı bir maç olsun istiyoruz. Çünkü artık futbol numarından kurtulması lazım. Biz bu sezon konuda birçok defa haksıza uğradığını düşünen bir kulüp olarak bunu söylüyorum. İnşallah yarın akşam maçın sonucu ne olursa olsun hakemi konuşmayız. Sağdaki iyi oynayan takımı kazandığını konuşuyoruz. Bu temennimiz. Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor'da performansıyla ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi, savunmada oynuyor. Çok sayıda yabancı kulüp izliyor. Bilmiyorum teklifler geldi mi, gelmeye başladı mı şimdiden ya da yurt içinden de teklifler var mı? Ya sadece Emirhan değil, Dal için, Atilla için şu anda temaslar yapılıyor. Diğer arasında bu oyuncularımızla ilgili temaslar oldu. Ama biz kapalı olduğumuzu belirttik. Bu oyuncularımızı da şu an için satmaya düşünmediğimizi ilettik. Ama sanırım sezon sonra bu konuda ısrarlı teklifler gelecek. Çünkü şartlar bunu gösteriyor. Biz de tabii oyuncularımızın bu anlamda gelişmiş olmasını, performansları artmış olmasını önemsiyoruz. Zaten sezon başı planlamamız içerisinde şu vardı. Rize Spor Kulübü uzun yıllar sonra oyuncu satmayı, oyuncu yetiştirip futbol dünyasına sunmayı amaçlıyor. Bunu başarırız moduyla canlamamızı yaptı ki şu anki gidişata baktığımız zaman da başaracak gibi gözüküyor.
Birçok oyuncumuz gelişiyor. Sezon başı bir tane milli oyuncu uzakken şu an 6 milli oyuncumuz var. Doğru. İnşallah Emirhan gibi, Dal gibi, Olaoyun gibi, Asel'e gibi oyuncularımızın gelişimleri sürer. Elbette takımımızın seneye daha güçlü olması için planlarımız da var. Ama aynı zamanda futbolcu yetiştiren, üreten bu konuda kulübün geleceğini mali anlamda garantiye almak isteyen bir düşüncemiz de var. Ama şu bir gerçek ki kulüp ve futbolcu menfaatleri birleştiği zaman oyuncularımızın alacağı tekliflere her türlü açığız. Çünkü biz bugünden seneye ilgili planlama yapıyoruz. Şu anda anlaşmış olduğumuz 2-3 tane oyuncu var. İlk defa belki de kulüp tarihinde sezon bitmeden gelecek yılda ilgili oyunculara imza attıracağız. Bunun gibi çalışmalarımız kapsamında gönderecek oyuncularımızla ilgili onların yerine koyacağımız oyuncu konusunda da bir kaygımız yok. Oldukça geniş bir havuzumuz var. Anladım. Ama tekrar söylüyorum, hem Emirhan hem Dal hem diğer oyuncularımız için sene sonu sanırım çok teklif alacağımız şu anda öyle bir işaret var. Emirhan Topçu için Galatasaray'ın ilgisi var mı? Türkiye'den bir ilgi yok. Peki. Resmi bir ilgi yok ama yurt dışından resmi ilgi var. Sayın Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü, fikirlerini son durumu Çaykur Rizespor'la ilgili olarak sizlere anlattı, aktardı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Size ve bütün dinleyicilere saygılar sunuyorum. Tekrar söylüyorum, yarın akşamki maç sonucu ne olursa olsun sahadaki güzel futbolu konuşacağımız bir maç olur inşallah. Bütün dileğimiz, temennimiz bu. Umarım. Peki. Başarılar dilerim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ödüllerinde Şubat ayının kazananları belli oldu. Buna göre en centilmen futbolcu Olimpi Morutsan. Biliyorsunuz Morutsan Ankara Gücü'ne sezon başında Galatasaray tarafından verilmişti. Ankara Gücü Galatasaray maçında Galatasaraylı oyuncu Berkan'a atılan su şişesini zıplayarak Berkan'ın kafasına gelmeden engelledi. Blok etti adeta. Bu hareketiyle en centilmen futbolcu oldu. Abdullah Avcı da en centilmen teknik direktör oldu. Sağ kenarındaki sakin duruşuyla Trabzonspor teknik direktörü sevgili dinleyiciler. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş'ın cumartesi günü bir divan kurulu toplantısı var. Bu toplantıda mevcut başkan Hasan Arat önceki dönemle ilgili hangi açıklamaları yapacak? Hasan Arat'ın bazen dozajı sert olan açıklamalar yapacağından da bahsediliyor. Elbette ki Beşiktaş'ta işte bir denetleme, bağımsız denetleme kurumunun raporları vardı. Bu konuşuldu. Bunun için kamuoyuyla bütünüyle paylaşılmadı ya da divan kurullarında açıklanmadı şeklinde düşünceler ve eleştiriler söz konusu. Aynı zamanda ara transfer döneminde yapılan özellikle Mucci ve elbette ki Al-Musrati transferleriyle ilgili eleştirel yaklaşan Beşiktaşlar var. Bütün bunlara da sanırım cevap verecek Sayın Başkan. Cumartesi günü önemli bir divan kurulu toplantısı Beşiktaş'ı bekliyor. Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte. Erol abi hoş geldiniz. Yayınımıza merhaba. Özgürcüğüm iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi başladı umarım gün sizin için. İşte çok şükür mutat çalışıyoruz. Ne güzel. Hep yoğun. Yoğun ne yapalım. Olsun. Evet. Sağlık olsun da çalışalım. Doğru. Özgürcüğüm. Haklısınız. Ne dersiniz? Divan kurulu toplantısına gidecek misiniz cumartesi günü? Onu sorayım önce. Gitmeyi düşünüyorum. Büyük ihtimalle gideceğim. Hafif bir gripal enfeksiyonum var. Ondan korkuyorum biraz ama gitmek de çok istiyorum. Bakayım bugünkü şartlara göre, sağlık şartlarıma göre gidebilirim. Karar vereceksiniz. Evet. Erol abi temel başlıklar nedir biliyor musunuz? Divan kurulunda ne konuşulacak özellikle? Vallahi senin demin özetlediğini duydum. Aşağı yukarı özetleme. O yani eski yönetimle ilgili bir takım iddialar var. Onları zannediyorum Sayın Başkan bir açıklama yapmak istiyor bunlarla ilgili. Ama tabii çok özür dilerim. İddia şu değil mi? Sözünüzü kestim ama kusura bakmayın. Yok, Ahmet Nurçebi başkanlığındaki son dönemde 3 ayda Beşiktaş'ın %25 daha fazla borçlandırıldı. İddialardan bir tanesi bu galiba. Vallahi şimdi o çeşitli şekilde yorumlanıyor. Şimdi euro ya da dolar üzerinden baktığın zaman borçlanmanın düştüğünü görüyorsun. Hı hı. TL üzerinden baktığın zaman yükseldiğini görüyorsun. Ama kur farkını koyduğun zaman borçlanmanın azaldığı görülüyor.
Bu tabii buna cevap verecek olan denetleme kurulu denetleme kuruludur. Denetleme kurulu zaten aynı denetleme kurulu. Yani Sayın Ahmet Nur Çebi'nin zamanındaki denetleme kuruluyla şimdiki denetleme kurulu zaten aynı. Dolayısıyla o hesabı verecek olan da denetleme kuruludur. Yani açıklama yapacak olan da denetleme kuruludur. O açıklamaya göre yorum yapabiliriz hattı zatında. Ama borçlanma vardır yoktur. Şu anda da borçlanma var. Gördüğün gibi transferler var, durmuyor. Normal yapılması gerekiyor. Tabii bunlar tartışılabilecek konulardır ama benim tabii acizane tavsiyem, dün evvelsünkü televizyon programında da söyledim. Yani bizim artık kavga edecek lüksümüz pek yok. Yani Beşiktaş'ın çünkü artık sakinliğe ihtiyacı var. Çok çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Malum olağanüstü bir kongreye gittik. Çalkantılar devam etti. Sonra futbolcuların kadro dışı kalmaları vesaire derken bir de kendi içimizde de maalesef istemeden de olsa çok özellikle sosyal medyada çok atışmalar var. Kim ne yazsa linç ediliyor. Bu yani bu linç kampanyası son zamanlarda Beşiktaş'ta üst düzeye çıktı. Sadece sosyal medyada değil, statta da aynı şey var. Yani sahaya giren oyuncu tıklanıyor. Çünkü tamam ben anlayabiliyorum taraftarın düşüncelerini, tarzını ama yani biz bunu yapmakla Beşiktaş'a bir fayda sağlamadığımız gibi zarar sağlıyoruz. Yani çünkü bu futbolcuları bizim seneye kullanmayacaksak bile, seneye oynatmayacaksak bile bizim bu futbolcuları vitrinde tutmamız ve olabilen en yüksek maliyetle satabilmemiz ya da kiraya vermemiz her neyse yapabilecek noktaya getirmemiz lazım. Eğer biz bu futbolcuları elimizin tersiyle itersek ki çok yüksek maliyetli biliyorsun bu futbolcular. Hı hı. O zaman Beşiktaş'a faydası değil zarar veriyoruz. Onun için özetle divan toplantısında artık eski yönetim yeni yönetim bunların yapıldı kavgaları. Artık hala bu kavganın içine girersek o zaman ben bunu biraz gündem değiştirme olarak görüyorum. Şimdi bunları konuşacak çok bir durumda kaldığını zannetmiyorum. Her şey çünkü çok konuşuldu. Benim şahsi kanaatim bu Özgürcüğüm. Sayın Erol Kaynar, Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi ve camianın etkin isimlerinden bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi ile de önemli bir teşviki mesaisi olmuştu. Danışma olarak önemli hizmetler verdi Sayın Çebi'ye. Erol abi, Almut Surati ile ilgili erken yorumlar mı yapılıyor sizce? 12 milyon euro verildi bu futbolcuya. Performansı bu mu deniliyor? Özellikle derbi maçındaki vasatı aşamayan oyunu nedeniyle ama ben işte futbolun içinden gelmiş birisi olarak naçizane şunu düşünüyorum. Bir futbolcuyu gerçekten test edebilmek ya da bir futbolcu hakkında kesin yargıya varabilmek için en azından 5 tane full performans ya da 11'de oynadığı maçına bakmak lazım. Bu futbolcunun ikinci maçı bilemediniz, üçüncü maçı. Biraz ön yargılı mı bu yorumlar, ne dersiniz? %100 çok ön yargılı. O kadar doğru bir şey söylüyorsun ki aslında tam olarak 2 maç oynadı. Yani bir diğer maçı çok kısa bir zaman oynamıştı biliyorsun. Yani 2 maçta karar vermek çok yanlış. Bundan önceki maçta maçta oynadığı zaman o muazzam bir futbolcu dendi. Müthiş bir futbolcu kazandı Beşiktaş dendi. Bundan çok para kazanır dendi. Bunları okuduk biliyorsun. Bu yorumlar yapıldı. Ben de şaşırıyorum. Evet. Yani bir hafta içerisinde taban tabana zıt bu kadar yorumun aynı kişiler tarafından yapılması gerçekten anlaşılabilecek bir durum değil. Aslında anlıyorum tamamen, da fazla üstüne gitmek istemiyorum. Şimdi evet, bravo. Sen gayet iyi özümlüyorsun olayları, biliyorum. Şimdi evet, bu Galatasaray maçında hakikaten ben de şaşırdım. Yani bu kadar korkunç derecede performans düşüktü. Yani her attığı top boşa gitti. Ama orta saha zaten Beşiktaş'ta çok yanlış bir kurgu yapılmıştı. Amartey'in de beraber orta sahayı kontrol etmeye çalışıyordu biliyorsun. Dolayısıyla ikisinin arasındaki anlaşmazlığı da çok net gördüm. Çünkü zaten Amartey'in forvet arkası oynaması hiçbir zaman olmamış. Yani öyle bir yerde, öyle bir mevkide, yani 8 numara dediğimiz öyle bir mevkide zaten hiçbir tarihinde yok Amartey'in. Dolayısıyla orada bana göre Santos'un tercihi oydu ama bana göre yanlış bir tercihti. Zaten sırıttı. Olmadı. Aynı şekilde Musrati de aynı şekilde sırıttı. Yani bir orada bir senkron bozukluğu vardı. Bir de tabii şimdi Özgürcüm, sen futbolun çok hakikaten çok inceleyen birisin. Futbolu çok iyi bilen birisin.
Şimdi düşün, yanındaki arkadaşın şimdi uzun uzun toplar atıyor. Bunu seviyor en süratli. Yanındaki arkadaşına koşu mesafesini ne kadar zamanda kat edeceğini bilmeden atıyor. Çünkü çok yeni. Onları daha tanıması lazım. Ona göre o süratle top atması lazım. Bunları zaman içinde kazanabilir. İki maçta buna cevap vermek mümkün değil. Bu şunu da unutmayalım ki 16 milyon euroya, şimdi ben kimsenin avukatı falan değilim ama 16 milyon euroya Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu almaya çalıştığını biliyoruz. Hı hı. Bu futbolcu demek ki bu rakamlar içerisinde şey yapıyor. Yalnız dün bir gazetede çıkan haberde kendisinin uzun süren bir 3 aya yakın bir süren bir sakatlıktan çıktığı konusu gündeme geldi. Doğru. Geçen sene Braga'da 2,5 aylık bir sakatlık süreci yaşadı. Oynayamadı. Sonraki dönüşü de problemli oldu. Performans sorunları yaşadı. Yani geçen sezonun son 6-7 ayını kaybetti. Bundan dolayı bir maç ritmiyle ilgili sorunu olabilir. Oyuncu evet, doğru. O sırıtıyor olabilir. Çünkü ilk maçta da bir takım paslarında isabetsizlikler vardı. Yani demek ki daha henüz tam formu yakalamış değil. Onun için kendisine bir zaman tanımak mecburiyetindeyiz. Artık futbolcu alındı. Biz bunlar nasıl faydalı? Demin anlatmak istediğim oydu. Yani biz bir futbolcudan, bakın çok maliyetli, büyük paralardan bahsediyoruz. Bu rekor bir transfer yaptı Beşiktaş. Biz bu futbolcuyu daha ikinci maçta Türkaka yaparsak bu işin içinden çıkamayız. Eski futbolcular için de aynı şey söz konusu. Bu futbolcuyu kariyeri belli. Çok çok iyi maçları var ve hakikaten Beşiktaş'ın ihtiyacı olan ileriye dönük paslar atabilen çok özür dilerim. İleriye dönük paslar atabilen o ofansif kabiliyeti yüksek futbolculara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü ileriye top taşımada büyük sıkıntı çekiyor Beşiktaş biliyorsun. Evet. Dolayısıyla böyle bir futbolcuya hakikaten ihtiyaç var. Bakacağız, bekleyip göreceğiz ve biz kendi değerlerimizi kötülersek bunun altına kalkamayız. Son çok büyük zararlar olur Beşiktaş. Dolayısıyla bu futbolcu için karar vermek için senin de dediğin gibi şöyle bir 5-6 maça bakalım. En azından bir kere bu sezonu bir bitirmemiz lazım. Bu sezon sonuna kadar biz bu futbolcuları incelememiz lazım, bakmamız lazım. Ondan sonra bir karar verebiliriz. Ondan önce yapılacak her türlü eleştiri, olumlu ya da olumsuz her türlü eleştiri bana göre yanlış olur. Sayın Erol Kaynar, Beşiktaş bölümümüzde fikirlerini sizlerle paylaştı. Erol abi, son olarak sizi bırakmadan bu yeni yayın ihalesini de sormak istiyorum. Çünkü siz medyanın nasıl işlediğiyle ilgili çok önemli fikirlere sahipsiniz. Ben de buna dayanarak bu soruyu sormak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz ihale sürecini? Bir, ikincisi Beyin Spor'un bu paralarla yani yıllık işte 160-180 milyon dolar aralığında gezen paralarla Süper Lig ihalesini yeniden alması 3 sezonluğuna mantıklı mı, rasyonel mi? Ne diyorsunuz? Şimdi tabii rakamın getirisini götürüsünü ben o hesabı bilemem ama şunu söylemek gerekir ki bu biraz yani fair play'e uygun bir şey olmadı diye düşünüyorum. Anladım. Yani tabii ki en yüksek değerde yapılması gerekiyor bunun, çünkü hakikaten takımların buna ihtiyacı var. Yani artık çok büyük paraları döndürmeye çalışıyor kulüpler. Ki bana göre hep söylüyorum, belki biraz karamsar konuşuyorum ama işin realitesi, gerçeği bu. Yani dolayısıyla tabii ki en üst düzeyde bir gelir elde edebilme şansını yakalaması lazım. Ama bu madem Sarol Holding girdi bu ihaleye, yani orada yapılan bir büyük bir yanlış var diye düşünüyorum. Yani belki tekrardan bir ihalede tekrar bir şey yapılması, hak tanınması lazımdı. Ya da o ihalenin iptali, evet hakkı, federasyon bunu yapabiliyor. Kanunen bir imkanı var. Ama tekrardan bir ihaleye çıkartıp yeniden bir beyin verilmesi gerekiyordu. O yapılmadı gibi geliyor bana. Hı hı. Tabii çok detayları da fazla da bilmiyorum. Hayırlı olsun demekten başka bir şey gelmiyor ama bence orada bir hata yapıldı gibi geliyor.
Peki. Sayın Erol Kaynar bu tespiti yaptı. Bu arada çok yadırgadığım bir ifade var. Haber metinlerinde geçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeni yayın ihalesinin açıklanmasının ardından Süper Lig en pahalı ligler kategorisinde yükselişe geçti. Süper Lig Portekiz, Hollanda ve Belçika'yı geride bırakarak 6. sıraya yükseldi diyor. Yalnız yani parasal olarak belki Hollanda, Belçika'ya da Portekiz liglerinin yayını ile ilgili parasal değerinin üzerine çıkmış olabilir. Kağıt üzerinde ligimiz de Portekiz'den, Hollanda'dan, Belçika'dan daha iyi futbol oynandığını gösterir mi bu? Bence bu tartışmalı. Yok, yok bence tartışmama. Tartışmalı şey değil yok. Değil mi? Hayır. Cevabı belli bir soru. Olumsuz o yönde tartışma götürmez. Yani bizim bak Özgürcüm maalesef bunu üzülerek söylüyorum tabii. Marka değerimizi biz çok yerlere düşürdük. Bu kavgaları görüyorsun. Yani hakikaten karşılıklı demeçler ve inanılmaz yani çok büyük kulüplerimiz bunlar bizim. Yani büyük değerlerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bunlar çok büyük değerlerimiz. Bu değerlerimizi çok dikkatli korumamız lazım. Aynı zamanda bunları korurken de marka değeri yani Süper Lig'in marka değerini de korumuş oluyoruz. Ama maalesef bunu artık yapmıyorlar ve herkes tribüne oynuyor. Ve inanılmaz demeçler veriliyor. İnanılmaz ithamlar havada uçuyor. Sosyal medyayı zaten saymıyorum. Yani bu derece ben inan bana yani ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyorsan lütfen bağışla beni. Ben böyle bir lig daha yaşandığını görmedim. Hı hı. Zaten bu lig hakikaten yamalı bohçaya döndü. Yani bir taraftan Afrika Kupası, bir taraftan milli maçlar, bir taraftan işte maalesef başımıza gelen Allah korusun o muazzam bir felaketten dolayı ertelemeler. Sonra bir anda işte bu olaylarından dolayı işte hakemin yumruk atılması vesaireden dolayı bir anda ligler ertelendi. Sonra tekrar vazgeçildi, tekrar başlandı falan. Bu sefer sıklaştırılmış bir lig olmaya başladı. Yani o kadar allak bullak olduk ki ve bunun arasında bir de dehşet yani dehşet suçlayıcı demeçler ve resmi demeçler bunlar. Mahallede dikolusu gibi de değil. Yani hakikaten ben böyle bir lig daha yaşamadım. Hı hı. Peki Galatasaray'la Beşiktaş arasında son maç ve öncesinde maç öncesinde ve sonrasında ortaya çıkan tartışma ile ilgili bir fikriniz var mı? Ya da yorum yapmak var, ister misiniz? Tabii ki müsaade edersen yapabilirim. Estağfurullah tabii. Buyurun. Şimdi aslında maçtan önceki konuya da bakmak lazım. Icardi'nin malum ceza bu arada çok mesela. Özür dilerim Erol abi sözünüzü kestim ama eğer tabii, vaktiniz tabii. Varsa reklamları dinledikten sonra var, tekrar tabii. Bağlantı kurabilir miyiz? Bu konuyla tabii devam ki, edelim. Tabii. Az sonra birlikteyiz Sayın Erol tamam. Kaynar'la. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzde Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi ve son olarak Galatasaray'la Beşiktaş arasında maç öncesinde maç sonrasında çıkan tartışmayı konuşuyorduk. Erol abi tekrar hoş geldiniz. Merhaba Özgürcüm. Evet onu buyurun, konuşuyorduk. Özgürcüm şimdi hatırlarsanız eğer şimdi Icardi'nin malum bir hareketinden dolayı disiplin kuruluna sevk edildi. Disiplin kurulu hiç tarihinde görmediği bir şekilde Allegri'yle pazartesi günüydü toplandı. Ve kendisine bir maç ceza verildi. 41. maddeye dayandırılarak. Şimdi 41. maddeyi tabii bilmeyen de olabilir. Kısaca özetlersek bu tip olaylarda 2 ya da en az 2 en fazla 5 maç ceza veriliyor şeklinde bir ibare var. Şimdi tek bir maça indirdiler. İndirme nedenlerinde tahrik yani seyircinin tahrikinden kaynaklı olduğu için %50 indirimli bir maç ceza verildi. Şimdi seyircinin tahrik etmediği, seyircinin karşı takıma yönelik bir takım tezahüratları olmadı, olumsuz tezahüratları olmadığı herhangi bir maç ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla bunu yani ben asla Beşiktaş Galatasaray maçıyla ilgili değil, ben işin prensibindeyim. Şimdi Icardi'nin oynamış olması Beşiktaş maçında çok düşündüğüm önemli bir şey de değil. Çünkü zaten Icardi hala tatilde gördüğüm kadarıyla biliyorsun performans. Vasat altı bir performans yani. Evet yani inanın mesele Icardi niye oynadı, niye oynatıldı ya da niye bize maçta ceza verilmedi falan gibi asla böyle bir talebim şey düşüncem yok. Ama yapılan işin doğru olmadığını, etik olmadığını çünkü federasyon tarihinde böyle bir uygulama yok. Yani böyle alelacele pazartesi toplanıp ve de
tebligatı birkaç saat kala maçı, Antalya maçına birkaç saat kala, Galatasaray'ın bizden önceki maçı Antalya maçı ya. Hı hı. Birkaç saat kala tebliğ ediliyor. Yani alelacele yapılmış belli ki. Yani kafalarda bin sürü soru işareti. Ne lüzum var bunlara? Ne lüzum var bunlara? Yani şimdi tabii böyle bir atmosferde başladı bu maç. Şimdi ondan sonra da tabii Beşiktaş türbinlerinden gelen rahmetli Ali Samiyen, çünkü çok kıymetli bir değerdir Türk futbolu için. Bir değere kötü tezahürattan dolayı da Galatasaray'ın malum bir resim, resmi sayfasından bir resim yayınlandı. Evet. Yani ancak bunu taraftarların kendi arasında yapabileceği belki bir şeyi resmi hesapta, bakın Galatasaray gibi çok büyük bir camianın resmi hesabında böyle bir resmin yayınlanması gerçekten çok yadırgadığım bir şey. Yani yakışmıyor bizim böyle büyüklerimize, büyük takımlarımıza bu şekilde davranmak. Hı hı. Ondan sonra Sayın Metin Öztürk de çıkıp diyor ki efendim Ali Samiyen'e siz kötü tezahüratta bulundunuz, o yüzden biz de bunu yaptık. Şimdi elma ile armutu birbirine karıştırmamak lazım. Tabii ki asla hatası etmiyorum, altını çizerek söylüyorum. Ali Samiyen, her zaman söylüyorum, rahmetle anıyorum. Çok önemli bir değer Türk futbolu için. Böyle bir insana en ufak kötü söz söylemek kimsenin haddi değil. Ama bunun bir daha fark kimse edemez. Ama siz tezahürata dayandırarak, bunu şimdi tezahürat başka bir şey. Yani taraftarın şeyi başka bir şey, resmi hesap başka bir şey. Siz resmi hesabınızda, çünkü resmi hesabınızda böyle bir şey yayınlamanız çok incitici, çok kırıcı bir şey. Bunu yapmak kadar çirkin bir şey yok ve yöneticiler kendi aralarında konuştuklarında evet kaldıracağız biz bunu diyorlar. Sonradan da Sayın Mesut Öztürk böyle bir açıklama yapıyor. Yani bunlar büyük kulüplere yakışan işler değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben bu demin de konuştuk, bu atışmalar maalesef marka değerini devamlı aşağı çeken, kulüplerin birbirlerini devamlı ayağından aşağı çekmeye çalışan açıklamalar. Bunlardan artık vazgeçmemiz lazım. Ne zaman vazgeçeceğiz onu da bilmiyorum. Anlıyorum, iki takım şampiyonluk için başa baş bir mücadele içerisinde. Bizi Beşiktaş olarak, Beşiktaşlıları hiç ilgilendirmiyor kimin şampiyon olacak. Hiç ama ilgilendirmiyor. Hakkı olan şampiyon olsun. Benim söylemek istediğim bu. Ama maalesef Merkez Hakem Kurulu böyle bir şeye alet oldu diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Hakem Kurulu tarihinde böyle bir ceza verme şekli yok. Bu şekilde 2-3 saat kala maça şey yapmak, tebliğ etmeleri, alacere pazartesi günü toplanmaları, belli ki Antalya maçına yetiştirip o maçta oynatmayıp Beşiktaş maçında oynasın. Yani bunun açılımı bu. Bunlar çirkin şeyler be Özgür. Yani ben size bunu soracaktım. Galatasaray'ın buna asla ihtiyacı yok. Galatasaray gibi bir cam, yani buna ihtiyacı yok ki. Ricardo oynamaz orada, başka bir futbolcu yönetir. Geniş kadrosu var. Hiç ihtiyacı yok. Anladım. Ne lüzum var ya IMC'lık yapıyorsunuz? Ne lüzumu var? Ondan sonra ortalığı geriyorsunuz. Ortalık gergin başladı o maç, biliyorsun. Hı-hı. İster istemez gergin başladı. Ya, bu aptal değil insanlar, bunları gayet iyi değerlendiriyorlar. Anladım. Ben de size bunu soracaktım. Aslında iki soruya da otomatik olarak cevap vermiştiniz. Soracağım soru şuydu. Galatasaray cephesinden duruma bakıldığında son maç öncesi sonrasında çıkan olaylar, sahaya derbide pet şişelerin atılmış olması sürekli olarak. Hiç Galatasaraylılar hoş şunu düşünüyor. Yani Beşiktaşlar şampiyonluk yarışında taraf oldu. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyor. Öyle saçma şey olur mu Allah. Ama siz buna net bir biçimde cevap verdiniz. Beşiktaş zaten büyük bir kulüp. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da rakibi. Dolayısıyla ikisinden bir yana tavır koyamaz. Ancak kendisiyle ilgili hedeflerine bakar. Değil mi? Durum bu. %100 öyle. Yani ne demek yani? Beşiktaş yani aman Fenerbahçe şampiyon olsun diye ne yapacaktı? Galatasaray aman şey mi yapacaktı? Yenmek mi isteyecekti yani Galatasaray'ı? Normal olarak yenmek isteyecekti. Yani biz kendi aramızda biliyorsunuz yıllara dayanan rekabetimiz var. Öyle saçma bir şey olur mu ya? No. Yani bunu düşünen insanın ben hakikaten akıl tutulması yaşıyor derim yani. Hı hı. Öyle saçma bir şey olur mu? Şimdi bizim Fenerbahçe'nin maçımız var. Fenerbahçe derbisi var biliyorsun. Hı hı. O maçta ne olacak sonra? Böyle şey olur mu ya? Beşiktaş'ın hiçbir o maçta da Beşiktaş elinden geleni yapacak yani galip gelebilmek adına. Gayet tabii yapacaktır. Hı. Ne demek yapmayacak? Gayet tabii yapacaktır. Bak iki tane de örnek vereyim müsaadenle. Hemen kısaca bu vaktini almak istemiyorum.
Sayın Süleyman Sabah rahmet olsun, bizim efsane başkanımız, Türk futboluna efsane ismi bana göre. Hı hı. Bizim şampiyon olduğumuz yıl Trabzonspor'la aynı uçağa Beşiktaş takımı ve Sayın Başkan'ın talimatı oldu. Dedi ki sakın tecavüz yapmayın, sakın taşkınlık yapmayın. Onlar da bizim arkadaşlarımız, onlar da bizim değerli rakibimiz dedi. Çıt çıkmadı uçağın içinde. Budur işte. Hı hı. Ve aynı şekilde Özen Can Aydın'ı da rahmetli anıyorum. Çok değerli bir isimdi. Galatasaray'ın efsane başkanı. O da gitti biliyorsun Fenerbahçe stadında mağlup oldular. Rakibin başkanını tebrik etti. Böyle olduğu zaman hem marka değerimiz yükselir hem de kulüplerimizi yükseltmiş oluruz. Ne var bunda? Böyle olmamız gerekir. Yani böyle başkanlar gördük biz. Biz böyle yönetimler gördük. Böyle görmek istiyoruz. Biz artık fair play'i kendi içimize sindirmemiz lazım. Tribünü oynamaktan vazgeçsin kulüpler. Peki. Sayın Erol Kaynar etraflıca düşüncelerini sizlerle paylaştı gündemdeki konularla ilgili olarak. Erol abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Özgür. Sağ olun, eksik olmayın. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Erol Kaynar konuğumuzdu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. ...16'da İzmir'de koşulan ikinci at yarışını, ikinci koşuyu kazanan at 3 numaralı Attargah oldu değerli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray'da Okan Buruk'un Mertens'le özel bir görüşme yaparak önümüzdeki sezon yardımcım ol, teknik heyete katıl dediği böyle bir teklifte bulunduğundan bahsediliyor. Mertens kararlı bir oyuncu. Mertens İtalya'da Napoli'deki serüveni sona erdikten sonra İtalya'dan çok önemli kulüplerden başta Juventus olmak üzere teklif almış olmasına rağmen ben İtalya'da 7,5 sezon Napoli'de oynadım. Dolayısıyla Napoli ile ismi özdeşleşmiş bir oyuncuyum. Başka bir takımda oynamam dedi ve Türkiye'ye Galatasaray'a geldi ve sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi. Mertens futbolu bırakma düşüncesi olduğunu biliyorum ve bu konuda da kararlı davranacaktır ama Galatasaray teknik heyetine mi katılır yoksa ülkesi Belçika'ya mı döner? Bu net değil ama hiç kuşku yok ki Galatasaray teknik heyette onun yer almasını arzu ediyor. Teknik direktör Mahmut Alparslan Galatasaray bölümümüzde bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk hocam. İyisiniz umarım hocam. Oo, şükür anlıyorsun bomba gibi. Harika. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, koşturuyorum. İyi, ne diyorsunuz Mertens'le ilgili bu duruma? Vallahi bilemem tabii, kendi vereceği karar. Futbol dekrantına, oynadığı yerlere bir şey diyemezsin. Her yerden bir şeyler almışlardır. Tabii teknik direktörlük veyahut da hocalık çok farklı bir meziyet. Onda da o var mı? Var. Hı hı. Mutlaka vardır yani. Liderlik vasfıra. Galatasaray için iyi olur. Yine yurt dışı bekantı da tabii bunu katmak lazım. Tabii en son karar verecek Okan Hoca, yönetim kurulu ve Mertens. Sonra bir de şu var, şampiyon olman lazım. Şampiyon olmadı mı biliyorsun bizde neler dönüyor. Okan'ı da gönderiyoruz, herkesi gönderiyoruz. Doğru. Önce bir şampiyon olalım. Çünkü bizde öyle bir şey var. Şampiyon olmadı mı hoca kötü olur. Gönderirsiniz, başkası gelir. O ne Mertens kalır, ne yönetici kalır, kimse kalmaz. Önce bir şampiyonluğu kapatacaksınız, bitireceksiniz. Ondan sonra bu kararlara bakacaksınız. Maalesef ülkemizde böyle. Çünkü hocaların her zaman için bir ayağı çukurda gibidir. Evet. En kötü bir gidişatta sorumlusu siz oluyorsunuz. Herkes de onu kabul ediyor. Ama buraya kadar taşıdınız, buraya kadar getirdiniz, lider oldunuz, yok rekorları kırdınız, kimse bakmıyor. Bir maçlık her şey. Hı hı. Maalesef öyle gidiyor. Bakalım, ben kalmasını dilerim. Yani şampiyon olması da Okan'ın devam etmesini isterim ama bu tabii maalesef yönetimlerin vereceği karar. Önce bir Mayıs'ta kongre var biliyorsun. Doğru. Onları beklemek ligde, lazım tabii. Lig sonundaki durum ne olacak? Bunlara bakmak lazım. Hocam. Aynen öyle. Davinson Sanchez dün antrenmana çıkmadı. Bugünkü antrenmanda yer alıyor. Ve bence Çaykur Rizespor maçında oynayacak. Abdülkerim oynayamıyor. Oraya milli maçlar nedeniyle lige verilecek. Arada ancak takıma katılabilecek. Saha ve Ziyech dünkü antrenmana katıldı. Maç kadrosunda, yarınki Çaykur Rizespor maç kadrosunda olacaklar. Ne dersiniz? İkisinden bir tanesinin 11'de oynama ihtimali ya da işte 11'de Beşiktaş maçına göre değişiklik yapma ihtimali var mıdır Okan Buruk'un? Ya ben çok fazla tahmin etmiyorum değişiklik yapacağını. Totaller belli zaten, o şekilde oynarsa. O takımın kurgusu belli. Büyük olasılıkla Beşiktaş kardeşinin aynısı çıkar.
Anladım hocam. Nasıl bir maç olur Çaykur Rizespor maçı Galatasaray adına? Ya her maçta artık kendine göre zorlukları var. Orada da ben çok tuttuğum bir oyuncu vardır. İngiliz oyuncu Rizespor'da. Onu ben büyüklere de yakıştırırım. Öyle bir futbol bilgisi zaten vardır. Zaten öyle bir background'u var, evet. Var yani, bizde nasıl kaçırıyorsunuz onu, nasıl oynamıyorsunuz, onları da sorgulamak lazım. Yani bizde büyük takımların hepsinde oynayabilecek ve çok farklı işler yapabilecek bir oyuncu. Tabii Galatasaray kendi evinde favori. Ne dersen de yani. Bir yerden kötü de gitti. Shelby'den bahsediyorsunuz. O, efendim? Shelby'den bahsediyorum. Evet, Shelby'den bahsediyorum. Yani Galatasaray her türlü etkili ayakları var. Kaliteli futbolcular var. Kötü giderken de bir yerden birisi çıkıp işi bitirebiliyor. Kerem'le Barış farklı oynuyorlar. Ne kadar beğenseniz de beğenmeseniz de onların o deli dolu futbolu Galatasaray'ı ateşliyor bir yerlerde. Yani ben Galatasaray favori görüyorum. Anladım. Peki hocam, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi yok. Bundan sonra bir maç düşünmek lazım Özgür. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu şimdi 10 maç kaldı. Bu 10 maçta bu hafta bunu oynayacaksınız. Hatta Kasımpaşa var, farklı bir takım. Çünkü bu bizim bu Türkiye'deki takımların haftası haftasına uymuyor. Biraz sesine karşı özledikleri zaman iki kat performans gösteriyorlar. Bekleyelim ama bu hafta yani yarınki maçta Galatasaray %99,5 favori. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Yayınlar şimdiden iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Evet. Sayın Mahmut Alparslan Galatasaray bölümümüzde konuğumuzdu. Bu arada İspanya'da Relebo'da çıkan habere göre bir portal özellikle transfer haberleri veriyorlar. Barcelona Xavi'den boşalacak teknik direktörlük görevine Mikel Arteta'yı getirmeyi düşünüyor sezon sonu itibariyle. Hepinize mutlu akşamlar. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.